Efendiler, bunu söylerken tabii biraz da kendi zümremizi de eleştiriyorum ve üzülüyorum. Bakıyorsunuz böyle Allah'ın yolunda, İslam'ın hizmetinde, hayru hasenat yolunda hiçbir eseri, hiçbir hareketi, hiçbir gayreti olmayan bir adam ölür ölmez Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. 40 gün sonra da veya hemen o gece 3 tane, 5 tane hafız efendi toplanıyor. Bir hatmi şerif ortaya koyuyorlar. Bir de mevlidi şerif. Bir iki tane de kaside ilahiye. Arkasından bir dua patlatıyorlar. Herif doğru cennete oturuyor. Bu da İslam'da yok. Kim söylüyor bunları? Sen kimsin ki adamı cennete sokuyorsun? Cennetlik olmanın alametleri, gayretleri, çabaları var. Yeryüzünde Allahu Teala bir adamın nasıl cennetlik olacağının yolunu göstermiş. Namaz kılacaksınız. Zekat vereceksiniz. Millete, memlekete hizmet edeceksiniz. Keyfinize, zevkinize kapılmayacaksınız. Cennetin yolu buradan geçer diyor. Bütün bunlar yalan mı yani? Neticede hemen efendim bir hatmi şerif ile cennete gideceksin. Öbürü mahvolacak. Ömür boyu sürünecek. Böyle bir imkanı olmadığı için böyle bir tertibat yapmaya parası gücü yetmediği için cehenneme gidecek, öyle mi? Nerede bu? Bu kesenin bolluğu nerede? İslam haşa. İslam'da ruhbaniyet, papazlık sınıfı yoktur. İslam'da kimse kimseyi cennete sokamaz. İslam'da kimse kimseyi cehenneme de sokamaz. Cennete gitmenin de yolu belli kardeşim. Cehenneme gitmenin de yolu belli. Ben senin yoluna bakarım. Senin için okunan hatmi şerife bakmam. Yolun yol mu senin, tamamı da ona bakarım. Başka çaresi yoktur bu için.